milletvekillerim, sendikalarımızın, odalarımızın, derneklerimizin değerli başkanları ve yöneticileri, sayıları 750 bini bulan, bu yılki mezunlarla birlikte 1 milyona dayanan, sağlıkta atama bekleyen sağlıkçılarımız için derneğimizin çağrısıyla dün geceden beri Türkiye'nin değişik illerinden buraya gelen, bu heyecanı yaşamak isteyen, ayrıca desteklerini ve dayanışmasını göstermek üzere aramızda bulunan değerli vekillerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Değerli dostlar, sağlıkta atama bekleyenlerin sorunu sadece 750 bin kişinin sorunu değil. Bu sorun Türkiye'nin sorunudur. Bu sorun hepimizin sorunudur. Bu sorun siyasi düşüncesi, ideolojisi ne olursa olsun emeğe dair sözü olan herkesin sorunudur. O nedenle bunu gören bir açıdan biz dernek olarak küçük büyük demeden veya siyasi görüşü şudur budur demeden herkese ayrımsız bir şekilde çağrıda bulunduk. Bu yaraya artık bir neşter vurmanın zamanı geldi dedik. Çünkü bu süreçte Sağlık Bakanı ve gerekse hükümet, Cumhurbaşkanı özellikle bu pandemi sürecinde çok ihtiyaç duyulmasına rağmen bu sorunlara maalesef yüzlerini kapattılar, kulaklarını tıkadılar. Bizler bugün burada bu arkadaşlarımızla birlikte onların sesini duyurmaya geldik. Evet, ülkenin gündemine dair söyleyecek çok sözümüz var. Sağlık politikalarına ilişkin söyleyecek çok sözümüz var. Ama bugün biz sadece bizden yarınlar için umut bekleyen, çünkü bu arkadaşlarımız artık umutlarını tükenme noktasına geldiler. Yarınlar için umut bekleyen bu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin sorununu konuşmak için geldik. Dolayısıyla konuşmalarımızı da bu çerçevede eğer oturtabilirsek arkadaşlarımızın yarına umutla bakmalarına biz de vesile olmuş oluruz. Bir kez daha hepinizi, sayın basın mensuplarını, vekillerimi, STK'larımızı ve geceden beri yollarda olan kardeşlerimizi, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz diyorum.